Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte artık yapmış olduğumuz web sitesini hostingimize yükleyeceğiz ve bu web sitesini de yayınımıza alacağız. Hatırlarsanız daha öncesinden firma sitemizi yayına almıştık ve bu firma sitemize eğer ulaşmak istiyorsanız bu tarayıcınıza gelip yazılım yolcusu yazacaksınız. Ve karşınıza şuralarda bir site çıkacak, görmüş olduğunuz üzere yazılım yolcusu site.000webhost.com. Bu siteye girdiğiniz anda görmüş olduğunuz üzere bizim yapmış olduğumuz projeye buradan ulaşabileceksiniz. Biz bu projeyi sizlerle birlikte sıfırdan yapıp kodladık. Bir de üstüne bu proje bittikten sonra emlak sitesini sizlerle birlikte kodladık. Bu emlak sitesini sizlerle tamamladık. Artık bu emlak sitesini yüklemenin zamanı geldi. Bunu hostingimize yükleyeceğiz. Tabii ki dersler bu kadar bitmedi. Hostingimize yükledikten sonra yeni derslerimiz de olacak. Google'da doğrulama kodları var ya, ben robot değilim. Bunu sizlerle birlikte yapacağız. Sitemizin SEO'sunu yükseltmeye çalışacağız. Search Console'a bağlanacağız. Google Analyst'e bağlanacağız. Yani birçok işlemler daha devam ediyor. Dersler bu kadarla kalmadı. O yüzden derslerin devamını takip etmeyi unutmayın. Bir de birçok arkadaşımızın aklına şu soru takılıyor. Ben bu eğitimleri nereden satın alabilirim? Bu kodlamalara, bu eğitim sitesinin kodlarına nasıl ulaşabilirim? Bununla alakalı videoyu sizlere çektim. Orada detaylı bir şekilde nereden alacağınızı, kodlara ulaşmak için ne yapmanız gerektiğini anlattım. O yüzden o videoyu da izlemeyi unutmayın. İsterseniz hemen başlayalım. Şuradan daha önce sitemizi geri açalım. Ve şuradan da burası açık dursun. Bu size göstereceğim site 00 web host. Bu site ne işe yarar? Öncelikle nasıl ulaşacağını size söyleyeyim. 00 web host yazıyorsunuz. Ve buradan karşınıza çıkan ilk siteye tıklıyorsunuz. Bu site bizim ücretsiz bir şekilde hosting ve domain oluşturmamızı sağlıyor. Biz hem domainimizi oluşturuyoruz hem de web sitemizi yüklüyoruz. Bu tabi test aşamasında ve eğer yeni başladıysanız bu sizin için yararlıdır. Ama eğer ileri seviyedeyseniz bu ücretsiz hostingler sizin işinizi görmez. Bunu açıkça şimdi söyleyeyim. Eğer bu işten para kazanmaya başladıysanız, kendi web sitenizi oluşturuyorsanız mutlaka ücretli hosting alın. Gerekirse ucuz alın ama elinizde ücretli bulunsun. Ücretsizleri açıkçası pek tavsiye etmiyorum. Ama eğitim serisinde olduğumuz için sizlere ücretsiz üzerinden anlatmaya devam edeyim. Şimdi siz bu siteye giriş yapıyorsunuz. Kayıt olup giriş yapıyorsunuz. Daha sonra karşınıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Burada ben yeni bir domain oluşturdum. Domain ismi de emlak sitesi yazılımyolcusu.com. Şöyle de şu an web sitemize gidebiliriz. Şu an hiçbir dosya olmadığı için bu şekilde duruyor. Şimdi biz dosyalarımızı buraya yükleyeceğiz. Emlak'a gidiyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere buradan dışa aktar diyoruz. Ve bizim dosyalarımızı git diyerek şu an dışa aktarmış bulunduk. Devamında buraya geliyorum. Ve burada web sitesini yönet diyor. Bu butona tıklıyorum. Şu an sayfamın yüklenmesini bekliyorum. Şu an bu firmanın hosting paneli benim karşıma çıktı. Görmüş olduğunuz üzere burada araçları, web sitesi ayarları, veri tabanı işlemleri mevcut. Mesela topluluk yardımı, kodlamayı öğrenim, müşteri desteği gibi. Biz buradan araçlara tıklıyoruz ve buradan da veri tabanı yöneticisine git diyoruz. Bu arada eğer hosting almayı düşünüyorsanız alacağınız hostingde MySQL desteği olması gerekiyor. Ya da ise bizim bu kullanmış olduğumuz kodları çalıştıramayabilirsiniz. Hemen buradan yeni bir veri tabanı oluşturuyoruz. Veri tabanımın ismine emlak diyelim isterseniz. Aynı buradaki gibi bulunsun. Veri tabanı kullanıcı adımız ne olsun? Buna da yazılım mühendisi diyelim. Şifremizi girelim. Kaçtı elimden. Hızlı bir şekilde bir daha giriyorum. Buradan bu butona tıklıyorsunuz ve oluştur deyip oluşturabiliyorsunuz. Şimdi buradan yönet diyoruz ve phpMyAdmin'e hızlı bir şekilde gidiyoruz. Artık şunu hızlı bir şekilde tamamlayalım. Buraya bizim emlak yazıyor ya, buna tıklıyoruz. Emlakımıza içe aktar diyoruz. Ve bizim daha önce indirmiş olduğumuz dosyayı buraya yüklüyoruz. Dosyamızı yükledik. Git butonuna basıyorum. Ve bizim emlak tablomuz hızlı bir şekilde buraya yüklenmiş olacak. Buradaki işlemlerimiz tamam arkadaşlar.
Devamında yapacağımız işlem şu. Buradan dosya yöneticisine gideceğiz. Dosya yöneticisi butonuna tıklıyorum. Ve buradan dosya yükle butonuna basalım. Bizi şu an hostingin içerisine atacaktır. Bu atarken biz database'imizi kontrol edelim. Görmüş olduğunuz üzere bizim bütün değerlerimiz buraya geldi. Çoklu resimlerimiz, ekibimiz, emlak hakkımızda şeklinde. Şimdi burada açılsın ve buraya dosyalarımızı yükleyelim. Bu şekilde de dosyalarımız yayına girmiş olsun. Sanırsam benim internetim yavaş. O yüzden biraz bu şekilde geç çıkıyor. Ama bu kısımları ben atlayacağım. O yüzden hiçbir sıkıntı olmayacak. Siz direkt videoyu göreceksiniz. Şu an görmüş olduğunuz üzere bunun paneli benim karşıma çıktı. Hosting'lerde de bu şekilde aslında. Paneli sadece yukarıda bazı renkler değişik. Genel olarak kullanımı birebir aynı. Bu arada bu firma Hostinger'in alt firması. Hostinger'i kullanmak istiyorsanız da gerçekten mükemmel hizmetleri var. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Şu an Public HTML klasörümün içerisine geldim. Burada bir HD Access dosyamız var. Bunu merak ettik. Hemen açalım acaba içinde neler var. Görmüş olduğunuz üzere bazı kodlar var. Biz bunu kullanmayacağız. Çünkü bizim sitemizde de HD Access kodları mevcut. Bunu buradan sildim. Benim yapacağım işlem şu sırasıyla. Yazılım yolu klasörüme geliyorum. Emlak sistemi gördünüz mü? Şunun ismini değiştirelim. Bu daha önceden benim yedek almak için oluşturduğum yapı. Emlak sitesine geldim. Arşive ekle diyorum. Zip olarak ekle. Tamam de. Yapacağımız işlem sadece bu kadar. Buraya biz arşive bu şekilde ekledik. Buradan geliyorum. Uploads Files yazıyor ya. Bu butona tıklıyorum. Ve buradan benim bulunan klasörümü açıyorum. Şu an zipleme işlemi de tamamlandı. Emlak sitesine tıklıyorum. Aç diyorum. Ve bu şekilde emlak sistemi buraya yüklemiş olacağım. Şu an benim 34.5 MB'mış. Bu dosyam da yüklensin. Ben de web sitemi yayınlamaya başlayayım. Bunun haricinde size söylemek istediğim bir şeyler var mı onu kontrol edelim. Burada eğer paralı bir şekilde alsaydık kurumsal mail adresi alabilirdik. Yani mesela benim kendi kullanmış olduğum mail adresi info@yazılımyolsu.com. Eğer böyle kurumsal mail almak istiyorsanız bu adresten de onu alabilirsiniz. Bunun haricinde web adresini ayarla butonu varmış. Buna bakalım. Hemen burayı da açalım. Bu arada şurada yan tarafta kontrol edelim. %20'si tamamlanmış. Burada eğer alacağınız domainler varsa bunu listeleyebiliyor musunuz? Yani burada ücretli bir şekilde de domain alabilip sitenizi yükleyebiliyorsunuz. Burada başka size anlatabileceğim yerler var mı? Hızlı bir şekilde bakalım. Burada yönlendirmeler ve kayıtlar ve benzeri işlemler var. Yani mesela hostinginizi buradan ücretsiz alırsınız. Başka firmadan da paralı bir domain alırsınız. Domaine biraz daha ucuz olduğu için söylüyorum. Mesela bir domaini şu an 50 lira 60 lira arasında oynuyor. 60 lira bir domain aldınız. Buraya bağlayıp hostinginizi de burada kullanabiliyorsunuz. Hemen buradan dosyamızı artık alabiliriz. Dosyamız yüklendi. Yani bir zahmet de yüklensin. Mola verdim 20 dakika. 20 dakika içerisinde yüklenmesini bekliyoruz zaten. Buradan yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Burada extra yazıyor. Buradan bunu dışarıya çıkartıyoruz. Bunun mantığı da bu şekilde. Şu an bu dosyamızda dışarı çıksın hızlı bu şekilde. Şu an buradaki zip dosyamızı buradan silebiliriz. Fazla kalabalık yapmasa sistemimiz hızlı bir şekilde açılsın. Ben şu an burada sistemi yenilediğimde de daha dosyalar tam olarak yerleşmemiş. O yüzden şunu açalım. Şuradan bir daha açalım. Şunu şöyle kopyalıyorum. Move tuşu var. Bu ne anlama geliyor? Bu hareket ettirme anlamına geliyor. Buradan move diyoruz. Nereye tıklayacağımızı seçelim. Buradan yerine public HTML'in içerisi yapıyorum. Şu an public HTML'e select diyelim. Move diyelim. Ve bu şekilde public HTML'imizin içerisinde bizim ürünlerimiz bulundu. Yani kodlarımız yazıldı. Ve pat diye bize bir hata bastırdı. Bu hatanın nedeni şu arkadaşlar. Bizim veri tabanı bilgilerimizle uyuşmuyor. Burada bir hata var diyor. Aynen öyle, doğru bildin. Hemen bu hatayı düzeltelim. Panelimin içerisine geliyorum. İşlem klasörümden bağlantı.php'yi açmadan önce yukarıya size hızlı bir şekilde tanıtmak istiyorum. Burada open deyip klasör açabilirsiniz. Bu download deyip bağlantı.php'nizi indirebilirsiniz. Buradan görüntüleyebilirsiniz. Buradan view deyip
Dost kenarımızı görüntüleyebiliriz, rename deyip ismini değiştirebiliriz, mobden hareket ettirebiliriz, kopyalayabiliriz, düzenleyebiliriz, şifrelendirme işlemleri, silme işlemlerini gibi yapabiliriz. Şu an bunu iki tane tıklarsak da bu şekilde karşımıza açacaktır. Burada yapacağımız işlem şu, veri tabanı yöneticisine hızlı bir şekilde geliyoruz. Buradan şifremi ben buraya yapıştırıyorum. Hemen kullanıcı adımızı da yapıştıralım. Yazılım yolcusu site neymiş? Pardon, şu veri tabanımızın adı. Bunu hemen kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. MySQL host DB name yazan kısma bunu yapıştırıyorum. Kullanıcı adımız burada. Bunu da kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Şifremi de yapıştırdım. Save deyip bunu kaydediyorum. Ve bu şekilde sitemizde yayına girmiş oldu. Bunu da hemen hemen herhalde yarın bulursunuz. Yazılım yoksa yazdığınızda bu da ilk sayfada çıkacaktır. Görmüş olduğunuz üzere bizim yapmış olduğumuz tema karşımıza çıktı. Gayet de güzel bir site oldu. Burada fiyatları, listeleme özellikleri ve benzeri bulunuyor. Gayet de güzel oldu. Projemiz gayet şık oldu. Ama bu kadarla bitmeyecek bizim projemiz. Çünkü bu projemizin detayları da bulunacak. Ve çok güzel bir emlak sitesini sizlerin karşısına çıkaracağım. Umarım bu videoyu anlamışsınızdır. Bu videoyu bu kadar tutuyorum. Bir sonraki videomuzda yapacağımız işlemleri göreceğiz. O halde bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.